başlayanlar için okul servisi bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıfa başlayan ve ilk defa servise binecek olan Bilal'i ve okul servisine binildiğinde dikkat edilmesi gereken 6 çok önemli kuralı inceleyeceğiz. Derse bugünlük erken biten Bilal herkesten önce serviste güzel yer kapmak istiyor. Madde 1. Okul servisinde en önemli konu rahat bir koltuk seçmektir. Okulun ilk günü seçeceğiniz bu koltuk sizin serviste geçirdiğiniz tüm yıl boyunca oturacağınız yer olacaktır. Doğru bir yer seçmek bu yüzden çok önemlidir. Burası rahat değil. Burası da cama çok yakın. Burası güzel gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Vay! Burası bizim! Efendimiz! Zeynep, ne oldu sana? Bilmiyorum. Neden öyle bu insan? Daha sonra gelecek o gün. Tamam, izleyelim görelim yani. Tamam. Biz kaçmışsın? Peki, peki. Sonra konuşuruz o zaman. Böyle senin... durmuşken acaba kıymetlimiz şey yapsa... Yani orada isyan etse, isyanını biraz önlere de taşısa... Çünkü artık uyandırdı ya olduğu yerden. Böyle etrafta da bir dolansam... O kıymetlimiz sözlerini söyleyerek... Bilal'den başka kimse yok ki. Kim beni duyuyor? Ama böyle birbirimize oluyor mu? Şimdi diyorum ki... sen hani uzundur orada uyuyorsun ya... Seni uyandırdığı zaman vücudun açılsın diye de biraz... Böyle bir hareket, bir panikle etrafa da o isyanını yansıtıp sonra yerine geçsen. Başta mı? Bilal'in oturmasından. Gelecek, oturacak. Aa, burada da benim ağrım. Haklısın. Burası rahat gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz! Burası bizim! Efendimiz! Servisler önde gidiyor. Bizim! Aklımı aldın. My precious! Asla vermem. Bizim! Kıymetlimiz! Ya sakin ol. Ne zamandır buradasın sen? Hangi yıldayız? 2016. Demek ki 15 yıldır buradayım. En son Harry Potter diye bir film çıkacaktı. Çıktı mı o? Oo, Harry Potter çoluğa çocuğa karıştı. Madde 2. Yer kapıcılara dikkat edin. Daima bir arkadaşı için yer kapan bu tür başta kibar olsa da sonra değişebilir. Ay çok pardon. Orası Hamza'nın yeri. Biz beraber oturduğumuz için orası da benim yerim. Ben de buraya geçelim. Ay çok pardon. Orası Nezaket'in yeri. Ay çok pardon. Orası Sinem'in yeri. Yeter! Ben de tam onu diyecektim. Yeter. Ben nerede oturacağım? Orası Yeter'in yeri diyorum ben. Bana ne be? Buralar dolu işte. Madde 3. Oturmamamız gereken bir yerde arka koltuklardır. Okul servislerinde en arka koltuklar genelde daha eski öğrencilere aittir. Kardeş uza. Uza mı? Zıpla. Zıplamak ama nasıl? Uç. Uçayım mı? Ama siz sadece yüklenme cümle kuruyorsunuz. Şimdi soruyorum yükleme. Kim uçuyor? Yok. Ne zaman uçuyor? Belli değil. Neden uçuyor? Dolaylı tümleç cevapsız. Abi bu biraz değişik. Anlamıyor. Kardeş, orası İbrahim abinin koltuğu diyorum.
Öyle şey mi olur ya? Bugün ben erken geldim, ben otururum. Yarın da abiniz gelsin, o otursun. Sert yüzümü göstermeyin bana. Abiniz gelsin, ona da aynen böyle söylerim. Hayırdır birader, ne söyleyeceğim? Abi ben seni yeni ısıtıyordum da. Bu arkadaşlar beni engellemeye çalışıyor. İbrahim abimizin koltuğunu da ısıtamayacaksak. Oh! Bakın! Girin. Aa! Çekin elimizden, çekin! Madde 4. Okul servisi şoförlere gün içinde çok az konuştukları için onlarla sohbete başlamak akıllıca olmayabilir. Merhaba abi, Bilal ben. Merhaba canım, İsmail. Nasıl gidiyor abi? İyi, sağ ol. Abi senin ağzından da cımbızlı laf alınıyor yani ha? Yoksa konuşmayı mı sevmiyorsun? Yok yok, severim de insan ha deyince konuşacak şey bulamıyor. Bir de bu aralar havalar hep sıcak gidiyor. Nem çok nem. Mesela ben Erzurumluyum. Çünkü trafik çok yoğun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Bak şimdi, Galatasaray'ın en az 3 sene yeniden yapılanması lazım. Sonra buna bir dedim, birader sen ne ayaksın? Bizim hanım ertesine takık. Sonra yaktık mangalı, tak bizim kayınço. Abi, senin cümleleri birleştirirken Da Vinci'nin şifreyi çözdüm ben. Dedim buna hayırdır, bana goralı var mı diyor. Sütü ne koyuyorsun oraya? Ay, o üstün altına ayakkabı gider mi? Alper Dingo öldü mü? Hususacım kaldı mı? Kalsın mı? Eğitim şart. Eğitim şart Bilal. Okuyacaksınız, yetişmiş insan olacaksınız. Muhakkak. Bu neydi ya? Benim burnumdan aktı 30 saniye. İsmail abi, şu CD'yi takar mısın? Madde 5. Okul servislerinde müzikten sorumlu olan kişileri mutsuz etmek kötü sonuçlar doğurabilir. Kulaklık duymuşsunuzdur, asrın buluşu. Herkes istediği müziği dinliyor. İşte şimdi yandık. Çok mutsuzum, çok tatlıyım, çok. Bu ne ya? Bu ne ya? Benim zihnimi çok bozdun, tamam mı? Modum üzerine kadar bunu dinliyoruz. Bir saat sonra. Hala aynı şarkıyı dinliyoruz. Kız kadar mahkum yaptı hepimizi. Yaktın bizi de kendin de. Rekor 9 saat 9. Hayır, serviste inmemize de izin vermiyor. Esat! Topla tanıştırayım seni. Yeni zilimiz bu, tamam mı? Tamam. Nasılsın Esat? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl bir araba bu böyle? Direksiyonu bıraktın demin elinden. Direksiyondan kalkma başından, tamam mı? Zor olacak ama bir daha girelim mi oradan? Olur. Tamam, telefon çalsın, müzik kapatalım oradan. Müziği kapatabilir miyiz? Telefon çalıyor. Alo? Gaza falan yetişmiyor değil mi?
Şu tipe bak ya. Arkadaşım ama o... Ya abi, siz bu arabayı çok mu aradınız? Boynunuza göre bir bisiklet alsaydınız. Arkadaşım ne yaptığını bilmiyorsun. Çok büyük risk alıyorsun. Abi, sen çok büyük risk alıyorsun. Abi, bu arabayla trafiğe çıkılmaz ha. Kasko yapmazlar sana. Polis görse tamamen men eder seni trafikten. Madde 6. Eğer servisten dışarıdaki araçlara laf atacaksanız... trafiğin gerçek durumundan haberdar olun. Biz durduk mu? Neden hareket etmiyoruz? İleride kaza var. Trafik kilit. Kaza mı? Tik tik tik. Esat, sen çok önemli birisin değil mi bu rolde? Evet. Nasıl çalıştın bu role? Ben nasıl çalıştım? Buraya gelip konuşabilirsin, görelim seni. Heyecanlı çalıştım. Resmen rolüm kısa ama komik. Evet. Çok komik. Özellikle tipime gülüyorum yani. Neden? Şu saça bakar mısınız? Göster seyirciye de söyle, şikayetini seyirciye de dile getir. Evet, güzel buradan olur. Anlatabilirsin ne derdin varsa. Bıyık kırıştırıyor tabii. Saç da kıvırcık ya. Sinirimi bozuyor. Esat, şey yapalım mı? Böyle arabadan indiğin andan itibaren büyük bir adamsın ya sen. Onun heybetiyle böyle kasıla kasıla gel, kapıyı başka türlü çal o büyüklükle. Açınca da yine aynı tören yürüyüşüyle Bilal'in yanına gel. Biz durduk mudan alalım? Biz durduk mu? Neden hareket etmiyoruz? İleride kaza var, trafik kilit. Kaza mı? Kaza geliyorum demez. Tik tik tik. Abi neden açıyorsun kapıyı? Çaldı. Evet, sen ne diyordun? Abi ileride kaza olmuş da ben de bir an kaza geldiysem kaza da gelmiş olabilirim. Ben bir gidip bakayım nereye gelmiş. Otur şöyle. Sen bu okulda yeni misin evladım? Evet abi. Ben sizin okulun müdür yardımcısıyım. Daha demin arkadaşlarından biri sizi uyarmaya çalıştı. Ama sen dinlemedin. Gel bakalım şöyle. Senin ailenle bir tanışalım. Olmayacağım, gidelim. Biraz acı da olsa bütün adımları öğrendiğinize göre artık servisle yolculuğa hazırsınız. Bir yeni adımda buluşuncaya kadar hepiniz hoşça kalın. Merhaba. Defne nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Peruklarla neredeyse tanımıyordum. Çok değişmişsin. Teşekkür ederim.